Önden gidenler, tarih boyu her dönem var oldular. Mukaddes davayı sırtlarında ve omuzlarında onlar taşıdılar. Sözleriyle, eylemleriyle, yaşantılarıyla yaşadıkları çağa ilham oldular. İşte yaşadığımız çağda örnek hayatları ve mücadeleleriyle hayatımıza yön veren, geleceğimize ışık tutan, bizlere rehberlik, yol göstericilik yapan öncülerimiz, önden gidenlerimiz. İman ve Kur'an şairi Mehmet Akif Ersoy, milli mücadeleye bizzat katılarak vaazlarıyla, teşkilatçılığıyla sonuna kadar mücadele etti. İstiklal Marşı'nı yazarak milletine armağan etti. O, milletin gönlünde taht kuran öncü ve önder şahsiyetlerden biri oldu. Pakistan milli şairi, büyük mütefekkir, alim, şair ve siyaset adamı Muhammed İkbal, yazı ve şiirleriyle hem kendi coğrafyasını hem de İslam alemini derinden etkiledi. Şiirleri, Hindistan'daki Müslümanların ayağa kalkarak İngiliz sömürgesine baş kaldırmasına sebep oldu. İkbal'in tezleri İslam dünyasında büyük yankılar uyandırdı. Ömrünü Müslümanların imanını kurtarma davasına adayan Bediüzzaman Said Nursi, Kur'an'ın tefsiri niteliğindeki Risale-i Nur külliyatını yazdı. Bediüzzaman, Risale-i Nur'larda müminlerin imanının korunması için inanç savunması yaptı. Ömrünü iman mücadelesine adayan, bu uğurda çileler çeken, bu doğrultuda binlerce talebe yetiştiren Bediüzzaman, çağımıza etki eden öncü şahsiyetlerden biriydi. Çağımızın büyük mürşidi kamillerinden Ramazanoğlu Mahmud Sami Efendi, bir yandan yüzlerce, binlerce insanı irşat faaliyetlerini sürdürürken, bir yandan da bir ticarethanenin muhasebesini tutarak geçimini temin ediyordu. Gönül sultanlarımızdan Mahmud Sami Hazretleri, hem ahlakı ve yaşantısıyla hem de sohbetleri, vaazları ve kitaplarıyla insanlara örnek oldu, on binlerce insan yetiştirdi. Çağımızın büyük maneviyat önderlerinden Mehmet Zahid Kotku Hazretleri, sadece tasavvufi eğitimle yetinmedi, bu eğitimle birlikte bilim dünyasına, ekonomiye ve siyasete de müdahale ederek Türkiye'nin kaderinde etkin bir rol oynadı. Yakın dönemin çok sayıda ilim, fikir ve siyaset adamı İskender Paşa dergahında Mehmet Zahid Efendi Hazretleri'nin rahle-i tedrisinden geçti. Bu niteliğinden dolayı görünmeyen üniversite olarak tanındı. Zahid Efendi'nin en meşhur talebesi ise merhum Profesör Doktor Necmettin Erbakan'dı. Büyük mütefekkir, büyük muhalif, büyük dava adamı, büyük şair Üstad Necip Fazıl Kısakürek, gerek şiirleri ve yazılarıyla, gerek aksiyon ve eylemleriyle büyük bir İslami mücadele sergiledi. Ömrü boyunca Kur'an'a ve Peygamber'e sadakatle bağlı bir gençliğin yetişmesi için çırpındı. Üstad Muhammed Hamidullah, dünya hırsı olmayan, maddiyata değer vermeyen, kendini İslam'a hizmete adamış, ilme aşık bir insandı. Yazdıkları kadar yaşantısıyla da örnek bir şahsiyetti. İslam'ın tanınması, yayılması ve İslami ilimlerin gelişmesi uğruna 94 yıllık ömrü boyunca bitmez bir enerji, gayret ve iştiyakla çalıştı. Amerikalı Müslüman lider Malcolm X, konferanslarında ve medya organlarında hem siyasi topluluğa hem de tüm Amerikan toplumuna İslam'ı anlattı. İslam, ilk defa evrensel boyutta ve geniş çapta Amerika'nın gündemine geliyordu. Irkçılığı lanetleyen, İslam'ın gür sesini Amerika'ya ve tüm dünyaya haykıran, İslam kardeşliği ve İslam davası için mücadele eden ve bu uğurda canını veren, çağımızın önde gelen Müslüman önderleri arasındaki mutena yerini aldı. Yüzyılımızın yetiştirdiği büyük Müslüman mütefekkir ve siyaset adamlarından Aliya İzzet Begoviç,
hem entelektüel kimliği hem de büyük bir devlet adamı olması dolayısıyla o bilge kraldı. Müslümanlara umut aşılayan, onlara inançları üzere ayaklarını sabit tutmayı öğütleyen, savaşta cepheleri dolaşarak askerlerine moral veren Ali'ye, savaş şartlarında bile İslam ahlakını ve ahkamını elden bırakmıyordu. Aliye liderliğindeki Boşnak Müslümanların sergiledikleri büyük bir direniş ve mücadele sonrasında Sırplar barışa razı oluyordu. İslam toplumu milli görüş teşkilatlarının kurucularından biri olan Doktor Yusuf Zeynel Abidin, Avrupa'da misafir işçi olarak bulunan Müslümanların manevi değerlerini korumaları için seferber oldu, maddi ve manevi bütün imkanlarını bu yolda insanların hizmetine sundu. Bütün çalışmalarında en güzel ahlak numunesini gösterdi, gece gündüz çalıştı, mütevazı bir hayat geçirerek insanlara örnek oldu. Kısa ömründe birçok çığır açtı, kıyamete kadar sevaphanesini dolduracak sayısız sadaka-i cariye bıraktı. Ömrünü Müslümanlara hizmete adamış bir isim olan Osman Yumakoğulları, etrafına ümit saçan, çalışma azmi veren bir teşkilatçıydı. Heyecanlı bir mümin, enerjisi tükenmeyen bir aksiyon adamıydı. İsmini aldığı Hazreti Osman'ın ahlakıyla ahlaklanmış, haya ve tevazu sahibi bir Müslümandı. Önden gidenlerin izinde bugün Avrupa'da yaşayan milyonlarca Müslümanın imanlarını muhafaza etmeleri ve nesillerini İslam ahlakı üzerine yetiştirebilmeleri yolunda ömrünü feda etti. İslam toplumu milli görüş teşkilatlarının duayenlerinden Sefer Ahmedoğlu, Hadimül Haremeyn olan Osmanlı'nın şerefli bir torunuydu. Her türlü hayırda bulunmak, hizmette önde yürümek ve ortak olmak hedefi en büyük zevkiydi. Birçok talebe yetiştirdi. Eğitimci kişiliğinden asla vazgeçmedi. Yüzyılımızın en büyük Müslüman liderlerinden ve çağ damgasını vuran en önemli siyasi dehalarından biri olan Profesör Doktor Necmettin Erbakan, Türkiye'de ilk defa İslami kesimi siyaset sahnesine taşımış ve bu kesime siyaset şuuru kazandırmıştı. Erbakan, siyaseti gündelik politikanın ötesinde bir sistem mücadelesi olarak görmüş ve hem Türkiye'deki baskıcı diktacı yapıya hem de dünyadaki zulümlere karşı mücadele etmiş, evrensel bir siyaset ortaya koymuştu. O, Türkiye'nin ve İslam dünyasının hocası. Onlar çağımızın önden gidenleri. Onlar yolumuzu aydınlatanlar, hayatımıza yön verenler. Onlar mukaddes davayı kendilerinden öncekilerden devralıp bizlere ulaştıranlar. Sarsılmaz imanları, yıkılmaz dava aşkları, tükenmez enerjileriyle onlar çığır açan, çağa yön verenler. Selam olsun önden gidenlere ve selam olsun arkadan gelenlere.